Pato suyun altında. Merhaba Poco. Merhaba. Merhaba Eli. Merhaba Pato. Bu ses de ne? Aa, anlıyorum. Pato alarmını kurmuş. Çok garip. Toplanıyor musun? Nereye gideceksin Pato? Denizin derinliklerine giderek arkadaşların Fred ve Balina'yı ziyaret edeceksin. Ne kadar eğlenceli. Çok iyi bir fikir. Gittiğin yerlerde onlara ihtiyacın olacak. Pato'nun ne yapacağını merak ediyorsunuz değil mi? Aranızdan biri Pocoyo ve Ellie'ye Pato'nun nereye gittiğini söyleyebilir mi? Balina'yla Ahtapot'u ziyaret etmeye gidiyor. Denize gidiyor. Güle güle Pato. İyi eğlenceler. Suyun altında arkadaşlarınla oynamak. Bundan daha eğlenceli ne olabilir? Nedir o? Bir top. Harika, onlarla top yakalamaca oynayacaksın. Suyun altında top yakalamaca oynamak çok zormuş. Oh, hayır. Getirdiğin bütün oyuncaklar yüzerek uzaklaşıyor. Peki o zaman neyle oynayacaksınız? Aa, trompetinle demek. Bu çok eğlenceli olabilir. Oh, hayır. Belli ki trompetler suyun içinde çalınamıyor. Aa bak, işte beraber yapabileceğiniz bir şey. Bir çizgi roman. Aa, hayır, mahvolmuş. Pato, suyun altında olmak senin sinirlenme şeklini bile değiştiriyormuş. Maalesef Pato burada umduğu kadar eğlenemiyor. Seni gülümsetmek için güzel bir yemek de yeterli değil mi Pato? Bu da ne? Bu ne kadar da ilginç bir yemek. Deniz yosunu spagettisi öyle mi? Pato sizin yemek isteyip istemediğinizi merak ediyor. Hayır, asla olmaz. İstemiyoruz, sen ye. Aa, hayır, ben mi? Hayır, hayır, hayır. Ben daha önce yedim. Bana kalırsa sen yemek zorundasın Pato. Aferin sana Pato. Aa, olamaz. Erkenden ayrılmıyorsun değil mi Pato? Oyuncakların burada işe yaramadığı için mi? Yoksa yemeği beğenmediğin için mi? Herhalde evini çok özlemiş olmalısın. Görünüşe göre Balina gitmeden önce seni bir gezintiye çıkarıyor. Suyun altında olmanın ne kadar eğlenceli olduğunu göstermek için. Vay canına! Hey! Bu gerçekten de eğlenceli değil mi? Hey! Gitmeden önce Balina'nın göstermek istediği bir şey daha var Pato. Bir baloncuk. Hmm.
O baloncuğun içinde top oynayabiliyorsun. Aynı evindeki gibi. Bu nedir? Süngerler. Süngerden bir zıplama oyuncağı. Ne kadar da eğlenceli. Görünüşe göre bu topu da gerçekten çok eğlenmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Toto artık suyun altında olmaktan mutluluk duyuyor mu? Evet, evet, çok eğlenceli, eğleniyor. Bu da ne? Devasa bir kabuk. İçinde ne var? Pocoyo ve Eli gelmiş. Yaşasın yeni şeylere alışmaya çalışmak. Ve yaşasın sudaki arkadaşlarımız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kampa gidelim. Pocoyo nerede olabilir acaba? İşte orada. Uçak kuşun içinde. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Merhaba. Acaba Pocoyo şimdi ne yapacak? Oh, galiba Pocoyo bize bir şey göstermek istiyor. Nedir o Pocoyo? Bu da ne? Aranızda bunun ne olduğunu bilen var mı? Bu bir çadır. Bir çadır. Evet, açık havada çadırın içinde uyuyabilirsiniz. Buna kamp yapma diyoruz. Kampa mı gidiyoruz Pocoyo? Hı hı. Harika. Ben kamp yapmayı çok severim. Ne kadar heyecan verici değil mi? Bizimle gelen başka kimse var mı? Kim olduğunu biliyorum. Pato da kamp yapmaya geliyor. Harika. Senin yanına alacağın eşyan var mı Pato? Buna ihtiyacımız olduğundan emin misin? Banyo fırçası mı Pato? Aslında gideceğimiz yerde bir banyo küveti olduğunu sanıyorum. Olamaz. Ben ne zaman öğreneceğim? Neyse, sorsam mı acaba? Hepsi bu mu Pato? Pekala. Oh, şimdi fark ettim. Uçak kuşa bu kadar şey yükledik ama henüz yiyecek bir şey almadık. Olamaz. Tamam. Acaba artık gidebilir miyiz? Merhaba Eli. Sen geziye ne götürmeyi planlıyorsun Eli? O kadar mı? Sadece oyuncak ayın mı? Ah, buna sevindim. Galiba artık hazırız. Oyuncak ayını içeriye koyalım. Gidiyoruz. Maalesef uçak kuşa çok şey yükledik. Bence havalanamayacak kadar ağır oldu. Pocoyo, Pato, uçak kuşun havalanabilmesi için ne yapmalıyız sizce? Siz bu üzgün kampçılara yardımcı olabilir misiniz? Uçak kuş uçamayacak kadar ağır. Uçak kuşun havalanabilmesi için ne yapmaları lazım?
Bu iyi bir fikir. Pocoyo, banyo küvetini çıkarmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Ve Pocoyo, belki sen de buzdolabını bırakabilirsin. Evet arkadaşlar, bence hepiniz bir şeyler çıkarmak zorundasınız. Ellie'ye bakın. Götüreceği tek eşyasını burada bırakıyor. Bu kamp yolculuğunun hepimizin birlikte zaman geçireceği bir tatil olduğunu biliyor. Dene bakalım. Olmadı. Pocoyo, senin de bir şeyler bırakman gerekmiyor mu? İşte şimdi oldu. Şuraya bakın. Harika. Uçuyor. Başardık. Uçak kuş gidiyor. En azından uçak kuşun havalanmasını sağladık. Ama galiba kamp yapmaya yalnız gidiyor. Olsun Pocoyo. Uçak kuş gittiğine göre kamp yapmak için uzak bir yere gidemeyeceksiniz. Ama belki de uzak bir yere gitmeye gerek yoktur. Bütün arkadaşların yanında. Bütün eşyalarınız da. Kamp kuralım. Şuraya bakar mısınız? Gördüğünüz gibi bazen kampta kalmak da kampa gitmek kadar güzel olabilir. İhtiyacınız olan her şey, yani arkadaşlarınız yanınızda olduğu sürece. Aferin Pocoyo'ya. Görüşmek üzere. Pocoyo Olimpiyatlar. Pocoyo Olimpiyatlarına hoş geldiniz. Bakın nasıl ısınıyorlar. Pako, Pocoyo ve El. Pekala. Bayanlar, baylar. Sizlere büyük bir zevkle Pocoyo Olimpiyatlarının ilk yarışını anons etmek istiyorum. Fazla vakit kaybetmeden koşucularla tanışalım. Birinci yarışçı mavi giysili çocuk Pocoyo. İkinci koşucumuz hızlı ve vak vak diyen bir. Arı Fat. Ve son koşucumuz pembe bir hanım, Ellie. Affedersin Ellie. Ve artık koşucular yarışa başlamak için hazırlanıyorlar. Haydi bakalım, herkes hazır mı? Yerlerinizi alın. Hazır. Başla. Ama bu sürpriz oldu. Herkes kendi çemberinin etrafında koşuyor. Şunların koşuşuna bakın. Daha hiç böyle bir yarış görmemiştim. Bakalım en çok kim dayanacak? Ha!
bıraktı. Bakalım kim kazanacak? Dikkat et! Hay aksi Pocoyo! Hepinize bravo! Muhteşem bir koşuydu. Aranızda Pocoyo, Pato ve Ellie'ye yarışı kimin kazandığını söyleyebilecek olan var mı? Pato! Yarışı Pato kazandı. Pato tebrikler. Yarışı sen kazandın. Ne oldu Pato? Ah evet, ödülün. Bu harika bir ödül. Acaba sırada ne yarışı olabilir? Bir fikri olan var mı? Toplama yarışı. Oyuncaklar kutuya, oyuncaklar kutuya. Ne kadar güzel bir fikir Pocoyo. Ve sıradaki yarış... Çabuk toplama yarışı. Evet. Hazır mısınız? Yerlerinizi alın. Hazır. Başla. Aferin Nelly. Eminim senin de çok iyi yaptığın bir şeyler mutlaka vardır. Aslında ben son yarışın ne olması gerektiğini buldum galiba. Bu bir gülme yarışı olacak. Gülme mi? İşte ahtapot da burada. Sizce en yüksek sesle ve en uzun süre ve en komik şekilde kim güldü? Pocoyo! Yarışı Pocoyo kazandı. Çok doğru. Pocoyo kazandı. Gördün mü Pocoyo? Her konuda en iyi olamayabilir. Çünkü herkes bazı konularda iyi. Yaşasın Pocoyo. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Palina'nın doğum günü.
Merhaba Pokoyo. Ne yapıyorsun? Ah, tabii ki. Beklerim. Bitti. Oh, bir resim yapmışsın. Hem de çok güzel bir resim. Aranızda bunun ne resmi olduğunu bilen var mı? Bir balina. Bu resmi balinaya vermek için mi yaptın? Dur bir dakika. Bugün balinanın doğum günü mü? Balina doğum günü partisi mi veriyor? Ellie, balinanın doğum günü partisine sen de hediye götürüyor musun? Bir balon mu? Hmm. Peki ama nasıl paket yapacaksın? Harikasın Pokoyo. Bakalım balina bunu görünce ne olduğunu tahmin edebilecek mi? Pato. Pato balina için ne yapmış? Hadi gidip bakalım. Bu ne kadar güzel bir kek Pato. Balina bu hediyelere bayılacak. Balinaya. Olamaz. Bu ses sanki bir balon patlamasına benziyordu. Hayır. Neyse ki en azından elimizde hala bir resim ve bir kek var. Ne kadar tatlı bir balık. Pato, galiba bir şey kaybettin. Hmm, kekin? İçimden bir ses, şu balığın onu yuttuğunu söylüyor. Ama en azından Pokoyo'nun harika resmi var. Evet, işte balina burada. Doğum günün kutlu olsun balina. Çok maceralı bir yolculuktu balina. Herkes sana güzel bir hediye getirmişti. Ellie sana harika bir balon verecekti. Ama ne yazık ki yolda gelirken patladı. Pato da sana çok güzel bir kek yapmıştı. Ama ne yazık ki onu da küçük bir balık yedi. Neyse ki yanımızda hala bir hediye var. Pokoyo sana harika bir doğum günü resmi yaptı. Olamaz. Pokoyo'nun yaptığı resim suda bozulmuş. Ya, hayır. Balon yok, kek yok, resim yok. (Gülüyor)
Bakın, balina çok mutlu. Ona bir resim, bir kek, bir balon getirmeseniz de. Aranızda bunu bilen biri var mı? Sizce Pocoyo, Pato ve Eli balinanın partisine ne ya da kimi getirdiler? Kendilerini! Evet, Pocoyo, Pato ve Eli buradalar. En güzel hediye işte bu. Arkadaşlar, yaşasın Pocoyo. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Baloncuklar. Hey, bakın Lula. Merhaba Lula. Ne aradığını merak ettim. Çok heyecanlı görünüyor değil mi? Şuna bakın, bir baloncuk. Demek Lula'nın aradığı şey buymuş. Dikkat et Lula. Yoksa patlar. Ah canım, baloncuklar kolayca patlayıverir Lula. Tam tepende Lula. Vurma. Bakın, bir yerde baloncuk varsa mutlaka o baloncukları yapan birinin de olması gerek. Aranızda o baloncukları kimin yaptığını bilen var mı? Pocoyo! Evet. Bakın, Pocoyo orada. Eli de orada. Merhaba Pocoyo. Merhaba Eli. Merhaba. Demek o baloncukları yapan sendin. Baloncuk. Nasıl yaptığını gösterir misin? Evet, önce çubuğu baloncuk suyuna daldırıyorsun, sonra üfleyerek balonlar yapıyorsun. Harika bir şey. Baloncuk! Şimdi de Eli baloncuk yapmak istiyor. Eğlenceli bir şey değil mi? Ne kadar da kocaman. Aferin sana Eli. Balonlar. İşte. Şuna baksanıza. Hayır, yapmayın. İkiniz de sakin olun. Hadi ama. Birlikte ne güzel eğleniyorduk. Zavallı Lula'ya bakın. Hala baloncuklarla oynamak istiyor.
Lula'ya baloncuk yapar mısın Pocoyo? Baloncuk yok. Peki ya sen Eli? Lula'ya bir baloncuk yapar mısın? Galiba Lula baloncukları özledi. Balon olmaması ne kadar kötü değil mi? Boşuna uğraşma. Ne Pocoyo ne de Eli Lula'ya baloncuk yapabiliyor. Biraz düşünelim. Pocoyo baloncuk suyu olmadan balon yapamıyor. Eli ise çubuk olmadan balon yapamıyor. Acaba sizler Pocoyo ve Eli'nin daha çok balon yapmasına yardım edebilir misiniz? Paylaşmanız gerek. Paylaşmak. İşte bu çok iyi bir fikir. Böylesi daha güzel. Baloncuk. Aferin size Pocoyo ve Eli. Paylaşıyorsunuz. Ve birlikte Lula'ya baloncuk yapıyorsunuz. Paylaşınca arkadaşlarla oyun oynamak daha güzel oluyor. Lula'ya sorun. Aferin Pocoyo. Aferin Eli. Aferin Lula. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Resmini yap. Merhabalar Pocoyo. Merhaba. Ne yapıyorsun öyle? Çok güzel olmuş Pocoyo. Ne çizdiğini Pocoyo'ya siz söyleyin. Bir balık, balık çizmişsin. Doğru söylediniz. O bir balık. Yeşil bir balık. Ne kadar güzel yeşil bir balık değil mi? Şimdi ne yapacaksın acaba Pocoyo? Resim yapmak. Anladım. Balığın yaşayacağı bir yer çizmeye ne dersin? Merhaba Pato. Pocoyo'nun ne çizdiğini gördün mü? Ne oldu Pato? Şuraya bakın. Balığın nerede olduğunu siz görebiliyor musunuz? Gökyüzünde. Evet, gökyüzünde. Gökyüzünde gezen bir balık. Müthiş bir hayal gücü Pocoyo. Bence Pato daha önce gökyüzünde yaşayan bir balık görmemiştir. Bu bir kuş balığı olmalı.
kuş balık ya da balık kuşu. Balık kuş. her neyse. Şimdi ne çizeceksin Pocoyo? Ne güzel mavi bir balık. Gerçekten de çok güzel Pocoyo. Bakın, kimin geldiğini çok merak ettim. Ellie! Galiba Pocoyo sana sürpriz yapmak istiyor Ellie. Tatam! Şuna baksanıza. Bu balığın nerede yaşadığını anladınız mı? Ağaçların arkasında. Gerçekten olağanüstü bir hayal gücün var Pocoyo. Şu balığın hareketlerine bakın. Adeta süzülüyor değil mi? Ah canım. Bence Ellie daha önce hiç ormanda yaşayan bir balık görmemiştir. Şimdi yeni bir resim. Demek başka bir resim yapacaksın Pocoyo. Bu kez ne yapacağını çok merak ediyorum. Ne kadar eğlenceli. Bu ne kadar güzel bir kırmızı balık. Kırmızı balığın nerede yaşadığını merak ediyorum. Şuraya bakın. Bu güzel kırmızı balığın nerede yaşadığını anladınız mı? Denizde. Evet. Güzel kırmızı balık denizde yaşıyor. Evet. Bence bu resim balıkların gerçekten yaşadığı yeri gösteriyor. Vay! Şuna bakın. Galiba Pocoyo bu resimleri sizin için yaptığını söylemek istiyor Pato ve Ellie. Ve bence hayal gücünü kullanmanın ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteriyor. Bu nedir? Bize mi armağan ettin? Çok teşekkürler Pocoyo. Ellerine sağlık. Aferin sana Pocoyo. Resim için teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Elveda arkadaşlar. Merhaba Pato. Burada neler oluyor? Eşyalarımı mı topluyorsun? Gidiyor musun? Olamaz. Oh.
ama Pato, gerçekten de gitmiyorsun, öyle değil mi? Yani hepsi bu kadar mı? Bu bir elveda mı? Pato, gerçekten gitmen şart mı? Vay canım, bu bir uçak. O gerçekten gidiyor. Ama Pato, gidemezsin. Lütfen kal. Belki hepimiz istersek o zaman kalır. Hazır? Lütfen kal Pato. Lütfen gitme kal. Lütfen kal. Maalesef bir şey yaramadı. Demek ki bu kadarmış. Patolar güle güle yeme zamanı geldi. Hadi hep birlikte Patolar güle güle yiyelim. Güle güle Pato. Güle güle. Elveda. Sanırım Pocoyo ve Eli bu uğurlama olayından biraz sıkıldı. O çok üzücü. Güle güle. Kandırdın Pato. Hadi evine hoş geldin partisi verelim. Pocoyo, ne yapıyorsun? Sıra bende. Sıra sende mi? Aa, anladım. Hepsi bir oyun mu? Hepiniz sırayla hoşça kal deyip yeniden eve mi dönüyorsunuz? Muhteşem. Ne diyorsunuz? Hoşça kal oyununu şimdi de Pocoyo oynasın mı? Evet, oyun sırası Pocoyo'da. Güle güle Pocoyo. Seni özleyeceğiz. Bu çok eğlenceli. Yaşasın uzağa gitmek ve yaşasın eve geri dönmek.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kaybol Lula. Merhaba Pato. Ellie, merhaba. Pato'yu gördün mü? O sanki biraz... neyiniz var? Herkese neler oluyor böyle? Bir, iki... Merhaba Pocoyo. Üç. Merhaba. Bunlar neyin peşinde koşuyor? Oyun. Oyun mu? Bu oyunu nasıl oynuyorsunuz? Anladım. Saklambaç oynuyorsunuz. Ne eğlenceli. Peki, devam edin Pocoyo. Bir, iki... Güzel bir saklanma yeri Pato. Eli çoktan oradaymış. Beş, altı, yedi... Çabuk, çabuk başka bir yer bul. Baksana Turtle. Saklanman gerektiğini anladın değil mi? Oh. 9, 10, 12. Uykucu kuşun yuvası. Mükemmel bir saklanma yeri. On sekiz, on dokuz, yirmi. Geliyorum. Geliyor. Hazır mısınız? İşte Tırtıl. Onu buldun. Bir dahakine iyi şanslar Tırtıl. Lula. Ama Pocoyo, Lula oyun oynamıyordu. O saklanmıyordu. Görünüşe göre Lula bir şey bulmuş. Eli, Pocoyo en iyisi. Geliyorum. Yavru kuş sessiz olmanı istiyor Lula. Saklanmaya çalışıyor. Yavru kuş! Şampiyon eve. Hepiniz saklanma uzmanısınız. Ama bu harika dedektifin karşısında hiç şansınız yok. Sen çok akıllı bir kızsın. Kız mı? Pocoyo bulur. Dinle Pocoyo, kabul etmelisin. Lula'dan bir sürü yardım aldın. Eli bunu neden yaptığını öğrenmek istiyor Pocoyo. Lula'yı böyle uzaklaştırmak hiç hoş değil biliyorsun. Pocoyo buldu. Harika bir fikir. Lula'yı bul. Pocoyo'nun Lula'yı bulmasını kolaylaştıracak bir şey görebiliyor musunuz? Ayak izleri, ayak izlerini izle. Evet, Lula bu tarafa gelmiş. Ama nereye gitmiş olabilir? Uçak kuş. Elbette iyi fikir Pocoyo.
Evet, başka izler. Lula! Dur. Peki Lula nerede olabilir? Vay canına. Bu Otto. Bu gerçekten çok kötü. Zavallı Lula. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Lula'nın nerede olduğunu sizler söyleyebilir misiniz? Yolunda. Tam burada. Seni bulduk. Lula. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın arkadaşları bulmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tohum. Merhaba Pocoyo. Bu da ne? Biliyor musun? Bu kocaman bir tohuma benziyor. Tohumla ne yapıldığını biliyorsun, değil mi Pocoyo? Siz buna ne dersiniz? Tohumla bu mu yapılır? Kafaya mı konur? Hayır. İçeceğe mi konur? Bu doğru mu? Hayır, içeceğe konulmaz. Onu eker misiniz? Evet, tohumları ekeriz. Evet, işte doğrusu bu. Uzun süre geçmeden o tohumdan çok güzel bir şey yetişeceğinden eminim. Biraz zaman ayırmak gerekiyor, değil mi? Evet, gelişmesi biraz vakit alabiliyor. Ne oldu Pocoyo? Bir sorun mu var? Anladım. Tuvaletin geldi. İyi. Biz gözümüzü tohumdan ayırmayız. Fırla. Merhaba uykucu kuş. Ne kadar güzel bir tohum, değil mi? Yapma. Sen ne yapıyorsun? Rahatladın mı Pocoyo? Güzel. Çünkü sana söylemem gereken bir şey var. Tohumla ilgili. Uykucu kuş. Dert etme Pocoyo. Uykucu kuş bitkiye meraklı. Her şey yoluna girdi. Bakın, Lula geldi. Merhaba Lula. Hayır. Pocoyo, uyan. Uyan. Hayır. Hep birlikte bağırırsak Pocoyo'yu uyandırabiliriz. Hazır? Uyan Pocoyo! Uyan! Anladım. Lula biraz oynamak istiyordu. Evet, bu tohumun güvenliğini sağlar Pocoyo. Merhaba Pato. Ha.
Pato, yumurtaya benzediğini biliyorum ama aslında... hayır. Bu da ne? Evet, artık tohumunun güvende olduğunu söyleyebilirim Pocoyo. Kimse ona artık ulaşamaz. İşte... Ne kadar güzel. Merhaba Eli. Dikkat et. Bu hiç iyi olmadı. Ah Pocoyo. Eli çiçeğini bilerek devirmedi. Ve senin tuzağına yakalandı. Ah canım, Lula. Galiba kar çoğaldı. Bunca tohumdan ne yetişeceğini Pocoyo'ya söyler misiniz? Çiçekler! Birçok çiçek! Haklılar! Daha çok, daha çok sayıda çiçek. Herkese yetecek kadar. Yaşasın! Hey! Aferin sana Pocoyo. Ve tabii arkadaşlarına da aferin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Her şeyin anahtarı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne oynayacağız Pocoyo? Evet. Onu ben de görüyorum Pocoyo. Parlak bir şey. Galiba Pocoyo bunun ne olduğunu bilmiyor. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir anahtar. Anahtar. Bildiniz. Bir anahtar. Kilitleri açtığında kim bilir ne sürprizler ortaya çıkacak. Ne kadar heyecan verici. Evet. Ve biliyor musun? Eğer yanılmıyorsam bu anahtar eskiden korsanların hazine sandıklarını açmak için kullandıkları anahtarlara benziyor. Hazine? Hazine. 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 Bu çok tuhaf. Bu bir... Bu bir anahtar deliği Pocoyo. Hazine? Bir dene bakalım. Hazine var mı bilemiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merhaba. Hazine. Hazine. Hazine? Burada hazine yok. Seni uyandırdığımız için özür dileriz uykucu kuş. Anahtar. Hazine. Hazine. Anahtar. Hazine. 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 Hey. Bir anahtar deliği daha. Oo, burada bir bodrum katımız olduğunu bilmiyordum. Hazine! 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 Thank you.
görünce şaşırdın mı Pato? Hazine Pato. Hazine, hazine. Bir asansör. Çok heyecanlı. Hadi bir dene bakalım. Denizin dibine indiler. Hazine? Galiba buradan öteye gidemezsiniz, değil mi? İnanmıyorum. Şuna bak. Hazine! 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 Biliyor musunuz? Gerçekten hazine olabilir. Bugün gördüklerimden sonra artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. Hadi Pocoyo, aç bakalım. İçinde ne var merak ediyorum. Şeker mi? Oyuncak mı? Hazine ne olabilir? Ne oldu? Ne var içinde? Hepiniz gidip bakar mısınız? Sonra da bana hazine sandığında ne var söyleyin. Bir sürü anahtar. Hazine. Hazine. Bugünkü eğlencemizden sonra bu bence dünyanın en büyük hazinesi. Kapıları açmaya devam edin. Sorular sorun ve dünyanızı keşfedin. İşte bunlar her şeyi yapmanın anahtarı. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.